Sayın Başkanım, Muhammed Sancaklar. Sayın Başkan, hoş Hoş geldiniz. bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Muhammed Bey'le bu akşam Türkiye Bosna Sancak Derneği'nden bahsedeceğiz. Kendisinin uzun soluklu çalışma hayatından da konuşacağız. Bu keyifli sohbette ve ilk yayınımızın heyecanında ortak olduğunuz için, siz de ortak olduğunuz için teşekkür ederim Ben tekrardan. teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz? İyiyiz, çok Teşekkür ederim. teşekkürler. Şimdi aslında Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı olan bir Muhammed Sancaklar var Evet. karşımda ama genel olarak böyle bir sizi tanıyalım önce. Buraya gelene kadar neler yaptınız, onlardan bahseder misiniz? Tabii önce Boşnak Dünyası'nın kardeşimiz Hüseyin Akol'un açmış olduğu bu YouTube kanalını hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Gerçekten bir ihtiyaçtı. Sağ olsun gazeteden sonra böyle bir kanalda da düşünerek icra etti. İlk konuğu da ben oldum. Ayrıca benim için bir şereftir. Memnun oldum. Bu arada biliyorsunuz bir dünyada yaşanan bir pandemi süreci var. İnşallah o pandemiden bir an önce tüm dünya, İnşallah. ülkemiz kurtulur. Bu arada Ramazan ayında bundan kısa bir süre önce eski genel sekreterimiz Selim Yusufoğlu vefat etti. Mekan cennet olsun. Ayrıca kurucu başkanımız ve kurucularımız ve hakkın rahmetine kavuşmuş olan bütün üyelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca yine Rumeli camiasının önde gelen isimlerinden bir tanesi. Bizim de abimiz, çok da ortak hareket ettiğimiz birisi idi. Sadullah Sipahioğlu. Kendisi de bu Covid-19'dan yakalanarak vefat etti. Ona da ve bütün Rumeli camiasına tekrar başı sağ olsun diyorum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Kendimden bahsedersem 1965 senesinde Sancak bölgesinde, yani şu andaki Kuzey Sancak'ta bulunan Kutin şehrinde eylesin. doğdum. Yaklaşık 3 aylık iken ailemle beraber Türkiye'ye göç ettik. Türkiye'ye göç ettikten sonra her oradan buraya gelen aileler gibi zor şartlar içerisinde hayatımızı eda ettirmeye çalıştık. Bu süre içerisinde ben ilk Yıldırım Mahallesi'nde ikamet ettik. Başta bir Çorlu'ya gittik. Çorlu'da 6 ay kaldık. Çorlu'dan sonra Yıldırım Mahallesi'ne geldik. Şehit Kamil Balkan İlkokulu'nu bitirdim. Oğuzhan Ortaokulu, Sağolca Lisesi. Ve en sonunda da 83 senesinde de İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümüne girdim. 87 senesinde de mezun oldum. 87 senesi, 87-88 senesi mezunuyum. Kimya mühendisiyim. Tabii bu arada üniversiteyi okurken de az önce bahsettiğim gibi zor şartlarda gelen her ailenin bir bireyi olarak, bir evladı olarak maalesef ancak çalışarak okuyabildik. Ben 16 yaşından beri önce Kapalı Çarşı, akabinde de Laleli'de yaz ayları ve weekend dediğimiz hafta sonları çalıştım. Çalışarak biriktirdiklerimle okumaya çalıştım. Okul bitiminden sonra okulda özellikle asistan olarak yüksek lisansı yapmam için ricada bulundular. İster misiniz böyle bir şey dediler. Tabii ben okurken de özellikle hep ticaretteydi kafam. Ticaret yapmayı düşünüyordum. Tabii o zamanlar Laleli'de çalışıyorum ama Laleli'yi açıkça söyleyeyim çok düşünmüyordum. Genelde mesleğimin üzerine bir ticaret yapmayı düşünüyordum. Tabii nasip oldu. Askere gittim. Askerden döndükten sonra Laleli'yi iyi bildiğimiz için abimle beraber Laleli'de bir firma açtık. O zamandan bu yana hem imalat sektöründe hem de satış sektöründe Laleli'de bulunmak için ticaretimi eda ettim. Yani şimdi kimya dediniz, orada ben şimdi böyle bir soru işareti oldu. Yani ticareti olan ilginizden dolayı mı, yoksa o zaman ilgi gören bir şey mi değildi, iş imkanları mı Kimya kısıtlıydı? mı? Şimdi aslında kimya o zamanlar kimya mühendisliği revaçta olan bir meslekti. Ben hatta yalnız bizim zamanımızda üniversiteyi tercih ederken önce tercihlerimizi yapıyorduk. Akabinde de sınava giriyorduk. Şimdi benim ailem özellikle de tıp okumamı istemişti. Fakat ben hiçbir zaman tıp tarafına yönelmemiştim. İstememiştim, sevmemiştim de. İstediğim benim mühendislikti. Birinci tercihim zaten işletme mühendisliğiydi. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul'da yazdım diğerlerini. Bilgisayar elektronik. Fakat benim 2 tane çok iyi dersim vardı. Birisi matematik idi, birisi de kimyaydı. Sınavda kimyadan herhalde kaydırma mı yaptım? Doğrudan çok yanlışım çıktı. Kimyadan, matematikte de bir tane yanlış yaptım. Hepsini doğru yaptım. Ve kimya mühendisliğine girdim. Aslında puanlarım benim
Sonradan yazdım dedim, tercihlerimizi önce yapıp akabinde sınava giriyorduk. İktisada da giriyordu, işletmeye de giriyordu. Benim Türkçe matematik puanım da yüksekti. Kimya mühendisliğine girdi. Sevdiğim bir ders idi. Fakat dediğim gibi hep ticaret, kafam ticaret tarafındaydı. Eğer işletme mühendisliğini kazansaydım belki yine de ticaret yapacaktım. Nasıl, içinizde nasıl, o var. Tabii nasip tekstille istigal ettik, tekstile yöneldik. Tekstil bildiğim bir alandı çünkü uzun süreler çalıştım. Aile firması, abimle beraber kurduğumuz Interesan firmasıyla bu zamana kadar geldik. Hala da çalışıyoruz. Şahane, bayağı böyle bol evet. Tecrübeli bir süreç olmuş. Şimdi Türkiye Bosna Sancak Derneği'ne geleyim. 30. yılında dernek şu anda ve geçtiğimiz yıl Türkiye Ön adını aldı. Evet. Ben derneğin aslında bu Türkiye Ön adı ile taçlandırıldığı bir başarı olduğunu düşünüyorum 30 yıllık serüvende. Yani bu öyküyü aslında bize biraz anlatmanızı rica edeceğim. Şimdi Türkiye kelimesi böyle bugün düşündük de yarın alındı gibi bir şey değil. Çünkü neden? 89 senesinde kurulan bu kurum başlardaki misyonu farklıydı. Özellikle Yugoslavya'dan gelen göçmenler derneği olarak kurulmuş idi. Onunla beraber kültürümüzü yaşatmak, sosyal faaliyetlerimizi sürdürmek o amaçla kurulan bir dernek idi. Fakat Yugoslavya, biz Yugoslavya, eski Yugoslavya'dan gelen insanlarız. Yugoslavya'nın dağılmasıyla beraber dernek farklı bir boyuta geçti. Özellikle 92-95 savaşı arasındaki Bosna Savaşı'ndaki durumdan dolayı dernek Bosna Sancak Derneği'ni kurdu. Ve yaptığı faaliyetlerle 94 senesinde kamu yararı statüsü aldı. Şimdi kamu yararı statüsünü aldıktan sonra farklı bir boyuta geçti. Evet, bir de ilk Boşnak Derneği Türkiye'nin. Tabii ilk Türkiye'de Boşnak Derneği'ydi. Kamu yararı statüsü aldıktan sonra misyonu farklılaştı. Ben bizim derneğini şuna benzetiyorum. Şimdi bir insan ömrüne, yani doğa, bir çocukluk evresi var, gençlik evresi var, bir böyle artık kendini bilmiş evresi var ve yaşlanma evresi. Evet. Bunu yalnızca şunu da açıkta getirmek istiyorum. Şimdi insan ömrü 70-80 senedir, öyle bir dernek ömrü demiyorum. Dünya da bir insana benzer. Dünya da ilk kuruldu, çocukluğu vardı, gençliği var. Şunu hangi evrede olduğunu ben de bilmiyorum. Allah'tan başka kimse bilmiyor. Bizim derneğimiz de bu evrelerden geçerek bu duruma geldi. Ve özellikle de arsanın alınmasıyla beraber bütün enerjimizi buranın kültür merkezi haline çevirmek. Tabii bu arada dernek yine de boş durmadı. Yani farklı mekanlarda bulunduk ama dernek hem Bosna'yla hem Sancak'la irtibatını hiçbir zaman koparmadı. Ülkemiz Türkiye, Türkiye'ye yönelik ağırlığımız ama soydaşlarımız geldiğimiz toprakları da hiçbir zaman hiçbir dernek yönetimi unutmadı. Ne gerekli idiyse, ne lazım idiyse orada yer aldık ve yardımda bulunduk. Biliyorsunuz 92-95 senesinde de derneğimizin büyük çabalarıyla kamu yararı statüsü almasında en büyük etkenlerden bir tanesi de Bosna Savaşı'nın aldığı rolden dolayı. Evet. Şimdi yalnızca şöyle bir durum da var. Biz bunu bir dernekten bahsediyoruz. Yalnız o zamanlarda yalnızca Yıldırım Mahallesi'nde, Bayrampaşa'da yaşayan insanlarımız bu işin içinde değil. Ben her zaman her yerde söylerim. Biz eski Yugoslavya'dan gelen insanlar olarak, Boşnaklar olarak biz biriz. O zamanlar Pendik'teki kardeşlerimiz, abilerimiz de bizim yanımızda yer aldılar. Sefaköy'de, efendime söyleyeyim, İzmir'de de, Adana'da da, Alibeyköy'de say sayabildiğiniz, Bursa'dan da bütün camialarımız bizimle beraber hareket ettiler. Ve beraber ancak bu işi kurtarabildik. Bu olmazsa zaten bir yerde tıkanıp kalırsınız. Evet. Devletimiz de bunu gördüğü için bizimle beraber ortak hareket etti ve kamu yararı statüsü var. Şimdi de Türkiye ünvanını almak, dediğim gibi o evreler geçti. Türkiye, Bosna Sancak, Türkiye ünvanını almak için biz başvuruda bulunduğumuz zaman, bundan yaklaşık 30 Ekim'de ismi aldık ama yaklaşık 2 sene bir süreç sürdü. Bu 2 sene süreç içerisinde komple incelendik. Zaten yani, durmaksızın sürekli aktif bir şekilde etkinlikler, faaliyetler, bütün çalışmalar yani yoğun. Hem benim dönemimde hem benden önceki dönemlerde yönetici kardeşlerimiz, abilerimizle beraber aktif olarak çalıştı ve biz faaliyet raporlarımızı sunduk, geçmişte bütün yaptıklarımızı onlara sunduk devletimize. Akabinde yapacaklarımızı da onlara sunduk.
Ve onlar bunları inceledikten sonra en son İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanarak Türkiye unvanı verildi. Türkiye unvanı İçişleri Bakanlığı'ndan önce Turizm Kültür Bakanlığı, Aile Çalışma Sosyal Bakanlığı ve farklı devletin kurumları hepsi de imza atarak en sonunda İçişleri Bakanlığı'na bu rapor şeklinde geldi ve kendisi de sağ olsun bakanımız o gün de kendisi de iştirak ettiği toplantımıza, açılışımıza Türkiye unvanını verdi. Yani öyle kolay değil. Evet. Kalkıp da bugün ben Türk unvanını alacağım demek zaten çok zor. Ben ilk Süleyman Bakanımıza, Süleyman Soylu Bakanımıza bunu ilettiğim zaman bir iftar yemeğinde kolay kolay verilmiyor artık bu isim dedi başkan. Ama sizi ben dernek olarak, çünkü daha önce de buraya gelmişti kendileri. Ben dernek olarak sizi çok iyi biliyorum. Her türlü ne gerekiyorsa yanımda bulunurum. Tabii bu arada hem biz yönetim olarak çok çaba sarf ettik. Hem de dışarıdan eski yönetici abilerimiz, kardeşlerimiz, Bayram Akgül vardı. Bu işin içinde çok emek sarf etti. Safet Erdem abi vardı. Kesinlikle emek sarf etti. Yani farklı insanlar da bizimle beraber hareket edip Türkiye unvanı. Türkiye unvanı da yalnızca burada bulunan üyelere ait değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Çok farklı derneklerimiz var ülkemizde. Doğru. Olsun da. Çünkü herkes taşın altına elini koysun. Farklı şekillerde işlerini icra etsinler, planlarını yapsınlar, programlarını yapsınlar. Çünkü her yere birileri yetişemeyebilir. Her mekana birileri gidemeyebilir. İşte bu olay aslında bütün hepimizin olayı. Evet, Türkiye evet. Yani Türkiye'de de şu anda aslında yaklaşık bir tane Boşnak Derneği var. Evet. Ama işte yani biz böyle bir Boşnak topluluğu olarak çok fazla dikkat çeken de bir topluluğuz. Dernekler vesaire var işte İzmir'de, Adana'da, Bursa'da, Sivas'ta, Sivas'ta her yerde var. Peki siz oradaki derneklerle sürekli iletişim halinde misiniz? Bu çalışmaları yürütürken onlar ya da ne kadar aktif, ne kadar iletişim halindesiniz? Kesinlikle biz derneklerimizle gerektiği zaman her zaman ortak hareket ediyoruz. Yani şurada İstanbul içerisinde Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği'miz. Evet. Bir şey gerektiği zaman Başkan Erdoğan Başkan'ı ararım. Kendisi keza aynı şekilde arar beni. Ortak hareket ederiz. Bir şeyler diyelim ki biz ne yapabiliriz diye beraber karar veririz. Aynı şekilde Sefaköy'deki derneklerimiz, Sivas Bosna Sancak Derneği gerektiği zaman onlar buraya, biz oralara gidip katkıda da bulunuyoruz. Ortak hareket ediyoruz. Bursa'da öyle, Adana'da öyle, İzmir'de öyle. Efendim mesela diğer kurumlarda da aynı şekilde Kütahya'sından tutun, Karamürsel'inden tutun, Sakarya'sından Adapazarı'ndan tutun. Hepsini ortak hareket ediyoruz. Biliyorsunuz biz geçen sene Karamürsel'de kardeşlerimizle iftar yaptık. Evet, çok büyük. Yani gerçekten hiç düşünmediğimiz, ummadığımız bir toplulukla karşılaştık. Evet. Tabii bunun böyle birden biz geldik de bu kalabalık oluşmadı. Yaptığımız beraber ortak hareketlerde, istişarelerimizle, hasbihallerimizle, beraber görüşmelerimizle, birbirimizi tanımamız da... Tüm bu çabanın meyvelerini toplamak. Kesinlikle de ben her zaman her yerde söylerim. Bizim derneklerden hiçbir tanesiyle ne onların bizlerle, bizlerin ya da kendi aralarımızda problemlerimiz yok. Çünkü tek yek vücut olursak ancak güçlü oluruz. Evet. Yek vücut olursak ancak sesimizi getiririz ve şükürler olsun şimdiye kadar da bunu öyle getirdik. Harika. Bu devamında peki birlikte yürüttüğünüz birçok çalışma olmuştur elbette ama şimdi bu Türkiye ön adından sonra farklı bir misyonunuz da olacak dediniz. Artık aynı şeyler değil dediniz. Bu Türkiye Bosna Sancak Derneği olduktan sonra ne gibi süreçler bekliyor sizi? Dernek olarak misyonunuz ne yönde olacak? Şimdi Türkiye Bosna Sancak Derneği kendi kurumumdan bahsediyorum şu anda. Evet. Türkiye Bosna Sancak Derneği ilk az önce bahsettiğim kuruluşundaki misyonu farklı, evet. Kamu yararı statüsü aldıktan sonraki misyonu farklı ve zaman içerisinde misyonlar farklılaşıyor. Evet. Çünkü zaman, şartlar, efendim mesela gündem misyonu farklılaştırabiliyor. Şimdi biz Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni aldıktan sonra ben yönetici arkadaşlarımla da konuşuyorum. İstişare yapıyoruz toplu. Dün akşam belki kendi aramızda toplantı yaptık. Düşünün. Çoğu belki insan ki sokağa çıkma yasaklarında da bu internet ortamında da toplantılar yaptık. Hiçbir zaman çünkü dernek öyle bir konumda ki kalkıp da yatacak durumumuz yok. Öyle bir lüksümüz de yok. İlla bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu zaman zarfı içerisinde biliyorsunuz korona
19 salgınında Feyzüzler Dernek'le beraber, Türkiye Bosna Sancak Sağlık Çalışan Grubu'yla beraber ortak yayınlar yaptık. Hı hı. Biliyorsunuz yine de böreğinden tutun, bir ton böreği dağıttık hastaneye, maskesini, önlüğünü, her şeyini yaptık. Çünkü durmamız, az önce bahsettiğim gibi, durmamız mümkün değil. Şimdi arkadaşlarımızla konuşmalarımızda artık öyle bir anayasa düzenlememiz gerekiyor ki burada Muhammed Sancak'ta Ahmet Mehmet olsun ya da olmasın, bu derneğin bir şekilde büyümesi lazım. Ben dün akşam bir toplantıda da belirttim. Biz Türkiye Bosna Sancak Derneği olarak misyonumuz farklı idi. Artık farklı olması lazım. Farklı yapılaşmamız gerekiyor. Ne gibi? Mesela kafanızdaki ben STK'lar içinde siyasette yaptım, STK'lar içerisinde de yer alıyorum, yer aldım. STK'ları da iyi bildiğime inanıyorum. Çoğu STK'ya, o da birlikten bahsediyorum. Yani hepsi STK'lar. Bakıyorsun yönetim kurulları çok az olabiliyor. Üye sayısı 300-500 bin oluyor. Fakat yönetimi 10. Ama bakıyorsunuz yan kuruluşları çok farklı. Şimdi ben yönetici arkadaşlarımla da şunu da paylaştım. Eğer Türkiye Bosna Sancak Derneği bu çevrede, Bayrampaşa, efendime söyleyeyim, bildiğimiz bizim camianın insanlarına hitap, yalnızca oraya hitap edecek ise kimse önünü durduramaz, böyle gider bu. Yaparız da. Türbünlere de oynarız, güzel işler de yaparız, kültürünü de yaparız, sosyal durumları da yaparız. Efendime söyleyeyim, buraya insanları da çekip yaptığımız farklı organizasyonlarla, eğlencelerle buraları dolup taşar. Bir bu. Bunu zaten Muhammed Sancaklar'da, Ahmet Mehmet'te herkes yapar. Önemli olan bundan sonra yapılacak anayasayla beraber yapacağımız dernek yönetimleri, yanlarında kuracağımız kurumlarla beraber Türkiye'de gerçekten ses getirmek gerekiyor. Yani Türkiye Bosna Sancak Derneği ya da camialarımız, ülkemizin camia insanlarından bahsediyorum. Ben her zaman her yerde söyleyeyim, bunu da övünürüm. Ben Türk'üm, Bosna kökenliyim diye. Onu da her yerde söyleyeyim. Bunu ayrım yapmam ama madem ki camiamızı konuşuyoruz, o açıdan söylüyorum. Camiamızın ses getirebilmesi için, söz dinletebilmesi için, istediklerini yaptırabilmesi için derneğin farklı bir boyuta geçmesi lazım. Kurulacak kurullarla zaten başladık yavaş yavaş onunla ilgili bazı istişarelerde bulunmaya. Yani bizim çok iyi bir dış politika uzmanlarımızın olması lazım. Özellikle Bosna Sancak'la ilgili. Yani Sancak, Kuzey Sancak ve Karadağ'da kalan Sancak. Gerekirse bütün Balkanlarla ilgili. Efendime söyleyeyim, farklı ticari hayatla ilgili, sağlıkla ilgili, farklı teknolojiyle ilgili. Çünkü dünya hep söyleniyor, Covid-19'dan sonra eski dünya olmayacak ama biz zaten çoktandır söylüyoruz, dünya artık farklılaşıyor. Yani çok hızlı ilerliyor her şey. Eğer biz olduğumuz yerde sayarsak ancak bu dediğim şeyleri yaparız. Belli insanları memnun ederiz ama yine geldiğiniz zaman sözünüzü dinletme, ses getirme çok fazla da bunda maalesef başarılı olacağımızı zannetmiyorum. O yüzden kesinlikle bu derneğin bir anayasası olması lazım. Bu demek vahiy demek değildir. Anayasa zaman içerisinde tekrar değişebilir, tekrar eklemeler yapılabilir ya fazlalıklar çıkartılabilir. Onları kesinlikle yapmak gerekiyor gelecek yönetim. Evet, yönetim demişken o zaman Mayıs ayında bir kongre olacaktı, kongre yapılacaktı. Yine Covid-19 nedeniyle ertelendi o da. Yeniden yapacak mısınız? Yani yönetim diyoruz ama nasıl değişiklikler bekleyecek bizi? Siz tekrar aday olacak mısınız? Şimdi 31 Temmuz'a kadar zaten kongreleri yapmamız mümkün değil. Dernek faaliyetleri zaten yapılması mümkün değil. 31 Temmuz'dan sonra bildiğim kadarıyla İçişleri Bakanlığı muhtesinde olan bir durum. Kendileri bir genelgeyle bunu anla çünkü birlikler, odalar, siyasi parti hepsi bu kapsama giriyor. Bu dernek hiçbir zaman başsız kalmaz. Bu dernek gerçekten de layıkıyla baştan beri yönetildi. Bundan sonra da layıkıyla yönetileceğine inanıyorum. Bununla ilgili bir tasarrufum daha benim olmadı. Özellikle de söylüyorum. Ben yaklaşık 20 senedir bu dernek içerisindeyim. Çok daha etkin, yetkin ve daha doğru insanlarımız da var. Kesinlikle onlarla olabilir, olmayabilir, bakacağız. Yani çok net bir şey söylemeyeyim ama bunu yine söylüyorum. Şahsi görüşümdür bu benim. Kesinlikle derneği kapsayan bir şey söylemiyorum. Dernek başkanı, Türkiye Bosna Sancak Dernek Başkanı'ndan bahsediyorsak dernek yönetiminden çıkması gerekiyor.
Yine söylüyorum, şahsi görüşümdür, camianın ya da derneğin görüşü değildir. Neden? Ben 16 sene yönetici başkanlığı yaptım. Zaman zaman işlerimin çok yoğunluğunda başkanlığından değil yöneticilik yaptım. Başkan olduktan sonra olayın çok farklı olduğunu gördüm. Şimdi dışarıdan bazen duyuyorum birileri olabilir, ya, gelebilir. Herkese layık, dışarıdaki her insanımız da gerçekten buraya layıktır başkan olmaya. Ama böyle bir dönem gelip derneği tanıması lazım. Çünkü inanmayacağınız telefonlar, inanmayacağınız şeylerle karşılaşabiliyor insan, başkan özellikle bu konuda. Eğer derneği bilmiyorsa, camiayı bilmiyorsa, yapıyı bilmiyorsa, işleyişi bilmiyorsa bozabilir, bocalayabilir, geri kalabilir. Derneği başkan olacak insan derneği tanıması lazım. Yine söylüyorum, şahsi görüşümdür. Derneğin görüşü değil. Yani biraz da o derneğin esas temelini bilmekten kaynaklı olabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de gençlik kolları var sizin, evet, aslında. Yani yönetimden birazcık konuştuğumuz için o gençlik kolları mesela ne zamandırlar? Yani onlarla ilgili de bir şeyler görecek miyiz bu yeni misyonda? Onlar da gençlik kolu uzun zamandan beri var. Benim zamanımda yapılan bir şey. Kadınlar kolumuzda keza aynı, evet, şekilde var. Gerçekten de güzel işler icra ediyorlar. Hem kadınlar kollarımız hem de gençlik kollarımız. Evet, çok aktifler. Az önce bahsettiğim şey bu yalnızca dernek kurullarıyla derneğin yanına birilerine, yalnızca yönetimle değil de eğer etrafımızı genişletirsek çok daha başarılı. Bu da gençler için de geçerli, evet, kadınlarımız için de geçerli. Evet. Bunları böyle oturarak, istişare ederek, doğru insanlarla sohbet ederek doğruyu bulacağımıza inanıyorum. Aynen. Olacak yani. Gençlik konuyla ilgili de farklı şeyler olacak. Şimdi ben sosyal medyadan da çok takip ettim. Buradan da birçok insan aslında ulaşmış oldu biraz. Bu Covid-19'un bize yaşattığı ve tüm dünyayı sarıp olumsuz etkilediği bu dönemde dernek birçok konuda çalışma yaptı. Evet. Sağlık çalışanlarından, kamu personellerinden, güvenlik görevlilerinden tutun da birçok daha insana yardımlarınız oldu. Peki başka neler yaptınız? Mesela dernek olarak ne gibi işler yapıldı başka? Covid-19'dan bahsediyor isek, evet, bu süreçte özellikle bir ton börek dağıttık. Yaklaşık bir ton börek de 400 tepsi demektir. Biz bunu başlattığımız zaman Mesut kardeşimizden çıktı bu fikir. Başlattığımız zaman dedik ki 3-5 hastaneyle gider bu. Fakat o kadar talep gördü ki, çok doğru yaptığımızı da bana anlattıklarıyla anladım ki bu bütün İstanbul'daki neredeyse hastanelere börek dağıttık. Yalnız hastanelere değil, dispanserlere, efendim vefa sosyal grubuna, emniyete, karakolumuza, her tarafa börek dağıtmaya çalıştık. Bunun yanında da bütün yönetici arkadaşlarımız yer aldılar, yönetici abilerimiz yer aldılar. Önlük dağıttık hastanelere. Refik abimiz var, önlükler beraber önlükleri hastanelere götürdüler. Düşünün, Covid-19'da insanlar sokağa çıkamaz iken bunlar hastanenin içine giriyorlardı, böreklerini dağıtıyorlardı. Önlüklerini, maskelerini Çapa Hastanesi'ne buzdolabı götürdük. Özellikle o aldıkları tüplerdeki kanları koyacak yerler olmadığı için bir buzdolabı ayarladık, buzdolabı götürdük. Siper dediğimiz şeylerden dağıttık. Efendime söyleyeyim, eldiven dağıttık. Ondan sonra tansiyon, çok farklı şeyler yaptık. Ve bunu da yönetici insanlarımızla yaptık. Bu arada ilk Covid-19 çıktığı zaman gerçekten böyle bir herkes ne olacağını, ne olduğunu anlayamadı. Biliyorsunuz her toplumda olduğu gibi toplumumuzda da ya da etrafımızda ihtiyaç sahibi insanlarımız var. Muhtarımızla görüşmemizde başkan ya dedi, İnan bana şu anda acı bir patlama oldu. Daha hiçbir şey düşünmeden erzak ulaştırdık onlara. Akabinde Vefa Sosyal Grubu Kaymakamımız beni aradı. Ya dedi, bir 13 aile var dedi Yıldırım Mahallesi'nde. Siz dedi bu yemekleri aş evinden alarak yemekleri dağıtır mısınız dedi. Biz başladık dernek gençlik koluyla beraber, yönetimci arkadaşlarımızla beraber dağıtmaya, 45 aileye çıktı. Erzağımız vardı. Biz her sene erzak dağıtırız. Yani bu sene özellikle işlerin biraz Covid-19'dan dolayı sekte uğramasından dolayı, evet, dedim ki insanların işleri bozuldu. Alacaklarını alamıyorlar.
bir sıkıntı çekeceğiz erzak dağıtımında. Ve istediğimiz daha önce koliler dağıtıyorduk. Her kişi ya da aileler koli dağıtabiliyorlar. Gidip bizim derneğe de veriyorlar. Bizim adımıza da alıyorlar. Ama bu sefer biz dedik ki biz nakit istiyoruz. Hı hı. Çünkü koli dağıtmak gerçekten biraz sıkıntılı olabilir. Dedik bir marketle anlaşalım. 150 liralık kartlarını dağıtalım. Gidip kendileri alışveriş yapsınlar. Şükürler olsun 2000 tane. Kolay bir şey değil. Yani ben arkadaşlarımla konuştuğumda diyor ki 1000 civarı bulursa büyük başarıdır. 2000 ama bu birlik beraberlik duygusu. Birlik beraberlik aynı zamanda derneğe güven. Evet. Yani biz SMS attık, telefonlar açtık. Telefonlarımızda demek ki gerçekten dernek yönetimine insanlarımız güveniyor ki 2000 tane çarpı 150 liradan 300 bin lira para demektir bu. Bu zamanda biz bunu dağıttık ve bunu tek tek muhtarımızla, Nuri Koç abimize, Sebahattin yöneticilerim, hep yöneticilerimiz, Özgür bilmem, Davut abi, herkes bu işin içine yer aldı. Yani yönetici abilerimiz, yöneticilerimiz para verdi. Yani bütün yönetim zaten hep taşın altına önce yönetim elini koyuyor ki dışarısı da bunu görüyor, bize güveniyor. Onlar da katkıda bulunuyor. Bütün yönetimin ben her zaman söyleyeyim, ayakta alkışlanması gereken yönetici insanlarımız var bu dönemde. Var idi her zaman, şu anda da var. Harika. Şimdi yardım dedik, birçok etkinlik dedik ama şöyle bir durum var. Mesela dernekçiliğin nankör bir meslek olduğu, bir iş olduğunu söylüyor insanlar. Yani herkesi memnun etmemekle birlikte çok fazla eleştiri oluyor ve bunun ardı arkası kesilmiyor. Mesela sizin bu eleştirileri nasıl bir stratejiyle göğüslediğinizi, onları ne derece dikkate aldığınızı merak ediyorum ben. Mesela herkesi biz mutlu ederiz, böyle yaparız dediğiniz bir şey var mı? Herkesi mutlu ederiz diye bir şey mümkün değil. Biz olmayan şeyleri yaptık, orada bile aksaklıklar oldu. Siz de biliyorsunuz, hepimiz düğün yapıyoruz. Düğün profesyonel bir firmalar ya firmalarla çalışıyoruz. Bir bakıyorsunuz memnuniyetsiz insanlar sayısı fazla. Biz mesela Türkiye Mimarlık Kültür Merkezi'nin açılışında büyük bir olay. O kadar büyük bir protokol, çok kalabalık bir protokol geldi ki biz bile şaşırdık. İnsanımız çok geldi, biz bile şaşırdık. Artık iki dubles gibi alt salonumuz var. Yaklaşık ayakta 1000-1500 kişi alıyor. Neredeyse o salon taştı. Gelenler geri dönenler oldu. Açılışımızı dışarıda yapmayı düşünüyorduk. Uzun bir kurdele yapmayı düşünüyorduk. Efendime söyleyeyim, bir baktınız. O kadar kalabalık ki istişaremiz orada protokolle, yöneticiler, ya şimdi bu insanları çıkartırsa bira nasıl sokacağız, izdiham olur dedik. Dedik aşağıda, burada aksaklık oldu. Çünkü kurucularımızı almak istedik, protokolden aradılar, yurt dışına gelen belediye başkanlarını almak istedik. Efendime söyleyeyim, Bosna San Türkiye'de gelen, ülkemizin çeşitli bölgelerine, illerine gelen, İstanbul'dan gelen Bosna Sancak Dernek başkanlarını alıp kurdeleyi hep beraber keselim dedik. Ama kurdele o kadar ufak oldu ki izdiham oldu. Ben bile böyle yan olarak kestik. Yani bir bakıyorsunuz eleştiri. Şimdi ben bakıyorum, eleştiri doğru ise başımızın üstüne yeri var. Ki mümkün değil her şeyi doğru yapmamız. Evet. O kadar çok eksiğini de bir de şunu da unutmamak lazım. Biz gönüllü insanız. Gönüllülük esasına göre görev yapıyoruz. Evet. Biz bu derneği bu duruma gelmesinde şimdi profesyonel çalışanımız yok, bir tane. Yani çay yapan ablayı falan saymazsak bir tane profesyonel sekreterimiz Sibel Hanım var. Bunun haricinde bizim çalışanımız yok ve bütün her şeyi yöneticiler yapıyor. Bu işte biz bir profesyonel şirketle çalışıyoruz. Hep düşünerek gece 1'lere 2'lere kadar çalışıyoruz bu arada. Yöneticilerimizle. Bazen aksi düşünemediğimiz şeyler olabiliyor. Şimdi gelip o eleştiri ya da yaptığımız organizasyon, yaptığımız icraatlarla ne hangisini kefeye koyarsanız gelip doğru eleştiri yaparlarsa başımızın üzerinde. Ama öyle eleştiriler var ki klavye kahramanları diyorum. Evet. Oturuyorlar bilgisayarının telefonlarında tak 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 yazıyor. Ya arkadaş soruyorsun, sen bu derneğe geldin mi? Hayır, hiç gelmedin. Ya gel. Niye gelmedin? Gelmediğinde neyin eleştirisini yapıyorsun? Ön yargılı olma. Çünkü bu dernek Muhammed Sancaklar'ın ya da buradaki yönetimin değil, hepimizin derneği. Ben her zaman her yerde söylerim, bu bizim evimiz. Evet. Sen evini kötülüyorsun.
rak evini kötüleme varsa bir şey, telefon, benim herkese telefonum var. Yöneticilerimizin telefonları var. Ya ara başka. Ya yaptınız bu işte, ben dün akşam şöyle bir eksikliği gördüm. Başımız üzerinde tabii doğru yapılması da gerekiyor. Çünkü az önce de belirttiğim gibi kurulları oluşturmamızın ya da organları ya da sayın hangi isimle anarsanız doğru işler yapmak için doğru şeyleri söylemek lazım ve hep beraber ve halkımızın da bu işin için olması lazım ki çok daha büyüyelim, tabii, çok daha büyük ses getirelim. İki elin sesi mantığı yani bu zaten. O yüzden eleştiri olabilir ama art niyetli eleştirilere kesinlikle karşıyım. Onları kale bile almıyorum. Çünkü derneğe gelmemiş, derneğin neredeyse belki de yerini bilmiyor ama telefonunu almış yazıyor. Peki ama mesela aldığınız eleştiriler genelde ne yönde oluyor? Yani faaliyetlerle ilgili mi yoksa bakış açısıyla ilgili mi? Ya en çok aldığım eleştiri mesela yaptığımız organizasyonda ya da şeylerde biz sosyal medyada SMS üzerinden yayınlıyoruz. Bazı insanlar görmüyor, biz niye yokuz? Biz niye çağırmadınız? Yok, haberimiz yok ya da çağırmadığından bilgimiz yok. Fark etmez, burası senin evin, gel. O organizasyona sen de gel. Peki burada şunu sormuş olayım. Mesela bunun için o SMS'lerin ulaşması için ya da bu kitleye bir şekilde ulaşmak için ne olmak lazım? Buraya üye mi olmak lazım? Yok, yoksa herhangi bir şekilde ben buraya geldiğimde ben böyle böyle bir şey var, bundan haberdar olmak istiyorum diyebilir miyim? Bir defa herkesin üye olması lazım. Biz üyelik şartlarımız da zor değil. Zaten üyelik aidatlarımızı kimse vermiyor. Yani üyelik aidatlarımız çok düşük zaten. Vermiyorlar da. Ya vermiyorlar derken olmuyor bir türlü o üyelik aidatı. Ya, üye olsunlar. Gelsinler SMS'e yazdırsınlar kendilerini. Şu an yaklaşık 3 bin insana SMS'imiz gidiyor. SMS'e yazdırsınlar kendilerini. Efendime söyleyeyim. Derneğe çay içmeye gel. Kimsenin çay parası, kahve parası almıyoruz. Gelsinler dernekte çay içsinler, sohbet etsinler. Kütüphanemiz var. Evet. Gelsinler kütüphanemizde kitap okusunlar. Kültür odamız var. Kültür odamıza gidip okusunlar. Yani efendime söyleyeyim, salonlarımızı aşağıda organizasyonu çok sık yapıyoruz. Organizasyonlarımıza gelsin. Birçok kitabın aslında mesela geçtiğimiz aylarda bir Bosnalı bir oyuncu gelecekti, güzel bir etkinlik olmuştu SALT'ta. Yine aynı şekilde kitaplar var çevrilen. Bunlarla ilgili de mesela var mı yakın zamanda böyle plan, şunu çevireceğiz, böyle bir organizasyon? Onunla ilgili farklı gibi organizasyonlarımız da var. Ama işte bu Covid-19 her şeyi sekteye uğradı. Evet. Şimdi Covid-19'un geçmesini bekliyoruz. Geçmesiyle beraber yani onun hepsini hem seminerler, çünkü biz bir yaşlı, hayatta olan yaşlı insanlarımızla sohbet toplantıları düzenlemeye başladık. Evet. İki tane gerçekleştirdik. Covid-19 salgını araya gelince ara verdik. Efendime söyleyeyim, mucitlerle ilgili gençlere yönelik özellikle bir yarışma yaptık. Onunla ilgili patent başvuruları oldu. Derneğimizin katkılarıyla o insanlarımız patent başvuruları oldu. Yarın bir gün belki o icat ettikleri şeyler birileri tarafından alınıp bizim derneğimiz de orada ismi geçecek. O tür yarışmalar daha devam ettirmeyi düşünüyordum. Bunlar hep böyle yavaş aklıma gelen, onlar yavaş yavaş hep sektöre. Kitap tanıtımları olmaya başlamıştı, vardı zaten. Daha fazla yapacaktık. Seminerler yapacaktık. Tabii bunlar hep böyle gençlik konumumuzun, kadınlar konumumuzun. Ama online'da da devam eden, tabii devam eden şeyler var. Tabii online'da devam ediyoruz. Söyleşilerimiz. Az önce belirttim, Türkiye Bosna Sağlık Çalışanlar Grubu'yla beraber ortak hareket ediyoruz. Ve çok değerli, önemli konukları konuk ettik. Bundan sonra da konuk edeceğiz. Bu gerçekten büyük bir hizmet. Yani biz en son Nana Fatah'ı, en son değil, bir önce Nana Fatah'ı ağırladık. Ki biz onu 30. yıl açılışımıza da davet etmiştik. 30. yıl açılışımıza sağlık sorunları dolayısıyla gelemedi. Ama internet ortamında bunu özellikle ağırlamaları büyük bir şey. Arkada farklı farklı insanlarımız var. Özellikle korona sürecinde sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız bilgi vermesi başlı başına güzeldi. Yani dernek gerçekten durmadı. Yani ben camianın da bunu gördüğüne inanıyorum çok fazla ama ben dışarıda hem işim gereği hem de farklı STK'larla içli dışlı olduğum için
buna inanın o kadar övgüyle bahsediliyor ki bu yaptığımız şeylerden. Evet. Yani çünkü çoğu insan yani büyük büyük odalar, büyük büyük birlikler bile bir şey yapmazken Türkiye Bosna Sancak Derneği hızını hiç kesmeden ortam neyi gerektirdiyse ona göre hareket ederek büyük işler yaptı. Maşallah. Şimdi siz de kısa bir dönem böyle siyasete ilgi duydunuz, girmiş oldunuz. Ama ben böyle derneğin genel anlamda şöyle bir algısı var. Siyaset ceketi olan buraya, onu kapıya aslında gelsin tarzı bir söylem var. Yani böyle bir durumda aslında bu tabloda yine sizin de derneğiniz belki aynı bakış açısıyla yaklaşıyordur ama sizden dinlemek istiyorum. Nedir mesela siyasete, siyasilere bakış açınız? Çünkü bu arada çok fazla boşnak var ülkede ama biz mesela siyasette çok yer almıyoruz. Almıyoruz diyecek kadar az yani çünkü. Şimdi ben her zaman şunu söylerim. Kişiler siyaset yapabilir, dernek siyaset yapamaz. Ben ilk yönetim daha önce de öyleydi. Ben ilk yönetime geldiğim zaman da, başkan olduğum zaman da masada farklı görüşler, farklı siyasi partilere gönül vermiş olan insanlarımız masada oturuyor. Siyaset ceketinizi aşağı asıyoruz, gösteri yaptık. Burada derneği konuşuyoruz ve siyasetinizi yapın. Her Türkiye'nin birlik bütünlüğünü isteyen her partiye eşit uzaklıktayız, eşit yakınlıktayız. Bazen şunu karıştırıyorlar. Bir belediye başkanıyla içli dışlı olabiliyoruz, görüşmemiz fazla olabiliyor. İşte hangi partidense ya dernek o parti. Yok değil. Ben diyorum eğer biz STK'yız, sivil toplum kuruluşuyuz. Eğer biz gerçekten çok başarılı olmak istiyorsak seçilmiş ve atanmışlarla iyi geçinmemiz gerekiyor. Eğer seçilmiş ve atanmışlarla iyi geçinirsek biz gerçekten hem sözümüzü daha fazla dinletiriz hem daha fazla icraat yaparız. Bir de şöyle bir algı var. Deniyor ki ya dernekte yönetici başkan derneği kullanarak siyaset yapıyor. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Ben her zaman söylüyorum, masada da söyledim, gençlere de söyleyeyim. Gençler, masadaki insanlara da, her ortamda lütfen eğer siyaset içinizde varsa, hangi partiye yönelik düşünceniz varsa bu partiye girin. O partiye girerseniz ancak bir yerlere siyasetten gelebilirsiniz. Yoksa dernek yönetimine girerek siyasette bir yere gelemezsiniz. Dernek yönetimiyle beraber siyasi hayatınızı devam ettirirseniz bu bir defa alay-ı nur. Yani 10 numara. İkisi bir arada giderse. Ama ben dernek başkanı, dernek başkan vekili yardımcısı olayım, dernek yöneticisi olayım da siyasette kapsam. Yok böyle bir şey. Bakın siyasi, az önce siz söylediniz. Çok az insanımız var siyaset. Ben isim vererek zikrediyorum. Hiç. Belki de unuttuğum birileri olabilir de haklarını helal etsinler. Aramızdan çıkan siyasetçileri, Bahri Sipahi, dernekte saymamlık yaptı. Dernekte saymamlık yaptı diye siyasette başarılı olmadı. Gönül verdiği partide gerçekten emek sarf ettiği için siyasette bir yere geldi. Remzi Albayrak, danışma kurulumuzdaydı. Bir danışma kurulu olduğu için siyasette bir yere gelmedi. İlçe kendi partisinde görev yaptığı için, oralarda bir yerlere geldiği için gerçekten bir yere gelebildi. Evet. Mersin Balkan, başkan yardımcımız. Bu dönem partisinden aday idi. O burada başkanlısı oldu diye onu kapmadılar. Ya da aday göstermediler. O kendi partisinde siyaset yaptığı için öyle oldu. Sayın başka kim var aklıma gelen? İşte vallahi fazla aklıma gelen yok herhalde. Yani eğer siyasette bir yere gelmek istiyorsanız dernekten geçmez. Bir defa bu algıyı kıralım. En çok üzüldüğüm eleştirilerden bir tanesi de bu. Ya derneği kullan. Yok ki öyle bir şey ya. Derneği kullanaraktan kim siyasette bir yere geldi? Nasır Şimşek. Keza aynı şekilde. Yani mümkün değil dernekçi olayım da siyasette bir yerlere geleyim. Yok öyle bir şey. Siyasette eğer yer alacaksan, siyaseti seviyorsan siyasette yer alacaksın, siyasette merdivenleri çıkacaksın partinde ve bir yere geleceksin. Ve ben her yerde de söylüyorum, kesinlikle eğer biz daha fazla sözümüzün dinlenmesini istiyorsak ülkemizde, bizde iş adamı çok, akademisyen çok,
Evet. Mühendis çok. Say say bildiğiniz sektörlerde. Siyasetçi yok. Safet Sancaklı. O da kendi partisine çok emek verdiği için milletvekili. Eğer biz gücümüze güç katmak istiyorsak siyasette bir yere gelmemiz lazım. Siyasette bir yere gelemezsek maalesef istediğimiz güçte olamayız. Ve şunu ben mesela en çok üzüldüğüm noktalardan bir tanesi de bu. Siyaset maalesef camianın çıkarlarının önüne geçiyor. Maalesef. Neden? A partili bir kardeşimiz, camiamızdan bir kardeşimiz siyasette bir yere gelmek için başvuruda bulunuyor. Arkadaşlar B partisinde gönül vermiş olan bizim camiamız insanları her türlü eleştiri yapıyor. Tam tersi B partisinden bir camiamızın insanı bir yere gelmek istiyorsa partisinde A partisi görüşlü olan insanlar bakıyorsunuz onları eleştirip yağmuruna tutuyor. Ya oy vermeyin. Gidip sandıkta oy vermeyin. Ama o klavye kahramanları ya da o sosyal medya dediğimiz şeylerde ya da bulunduğunuz alanda eleştirmeyin. Bir olduğumuzu gösterelim. Birlik içinde olduğumuzu gösterelim. Çünkü dışarıdaki algı şu. Ya tamam çok güzel insanlarsınız. İyi insanlarsınız. Bu ülkeye çok büyük hizmetler ediyorsunuz. Siz bir değilsiniz. Birlik içinde değilsiniz. Bu algı maalesef bundan dolayı A partili, B partili, C partili bizim camiye bir insan varsa ya oy vermese de arkasında durduğunu göstersin. Göstersin ki başkaları görsün. Bu sefer bir tek onu değil. Aa bunlar çok güçlü. Bakalım arkadaş alalım iki kişi daha. Öbür partide iki kişi, üç kişi, beş kişi alalım der. Bir bakarsınız mecliste, belediyelerin meclislerinde, illerde yönetimlerinde, ilçe yönetimlerinde efendim söyleyeyim belediye başkanlarında bizim camiye insanlar çok fazla olur. Ama biz bunu yaparsak ya ona bir çelme takalım. O gelmesin bir yere. Ya sen camiyanda bir insanla gece 12'de bile ulaşırsın, sabah 4'te de ulaşırsın. Maalesef bazı siyaseten bu. Bazı siyasetçiler bir seçimden seçime giriyor bir daha ulaşamıyorsun. Sen kendi insanlığınla bir defa bir ona bir al böyle el üstüne al onu bir yerlere taşı. Bir kişi değil, çok kişiyi taşıyor. Ama maalesef biz de birlik beraberlik bu konu. Çünkü camianın çıkarları siyaset görüşünün arkasında kalıyor. Siyaset görüşü bizim camide. İnşallah bunu kıracağız. İnşallah bunun kırılması lazım. Eğer bir yerlere göre hiçbir yöreyi küçümsemiyorum. Ben bu ülkenin insanıyım. Her yörenin insanı. Bizim insanımız. Ama ben bakıyorum bazı yörelerin insanları A parti, B parti, B partiden kazanmış A parti diyor ki fark etmez benim hemşerim kazandı diyor. Oyunu verdim mi? Verdim diyor. E sen A partide çok güçlüsün. Olsun diyor benim hemşerim oraya gelsin. Maalesef bunlar başka yörelerde olurken bizim ülkemizin yöresinin bizim camiada bu daha oluşmadı. İnşallah olgunluğa da geleceğiz. İnşallah. Ben şeyi de sormak istiyorum. Şimdi Sancak bölgesinde de uzun zamandır siyasi olarak ipler geriliyor. O taraftaki bu siyaseti nasıl değerlendiriyorsunuz? Ona karşı yaklaşımınız nasıl? Şimdi ben az önce ülkemizdeki bütün Türkiye'nin birlik beraberliğini isteyen siyasi partilere eşit yakınlıkta ve eşit uzaklıkta derken aynı şekilde şu anda Kuzey Sancak'ta evet. Bir seçim var. 21 Haziran'da. 21 Haziran'da. Biz de aynı şekilde Kuzey Sancak'ın birliğini, beraberliğini, oradaki insanların çıkarlarını gözeten hangi parti varsa onunla beraberiz. Şimdi şöyle bir algı oluştu. Madem ki bunu açtınız, hoşuma da gitti. Sevindim, teşekkür ederim de. Ama o da önemli bir önemli, konu. Gerçekten çünkü çok yani önemli. Çok uzun zamandır Sırbistan'la Kosova'nın da çözemediği şeyler vardı. Aynı şekilde Bosna Sancak'ta da çok fazla siyasi konu gündeme geldi. Biz buradan da sizin de ne kadar takip ettiğinizi görüyorum. Yani bunu kalpten söyleyeceğim. Evet. Çok fazla ilgilendiğinizi gördüğüm için aslında merak ettim biraz da konuyla ilgili bakış açınızı. Şimdi Bosna'da, Sancak'ta, Kuzey Sancak'ta, Karadağ'da kalan Sancak'ta bir şeyler olsa biz burada rahat oturamayız. O yüzden bizim oralarda duyarsız kalmamız mümkün değil. Ama az önce belirttim ya şu anda Kuzey Sancak'tan bahsediyoruz. Kuzey Sancak'taki seçimlerde biz kalkıp da bir partinin yanında yer aldık. Çünkü Kuzey Sancak'ın birliğini, beraberliğini, insanların çıkarlarını
insanın hayrını isteyen her oradaki partinin yanındayız. Yani şöyle bir algı var. Bu dernek Süleyman Ugren'inle beraber hareket ediyor. Arkadaş, Süleyman Ugren'i bir defa ayrı bir kefeye koymak gerekiyor. Neden? Süleyman Ugren'in Bosna Savaşı'nda Sancak için çok fazla uğraşmış, emek sarf etmiş, canını dişine takmış, canı pahasına emekler sarf etmiş ve ülkemize gelmiş. O zamanlar Türkiye'ye, Türkiye'de belli bir süre kaldı. Eğer gelmeseydi belki de orada yakalanıp hapse atılıp belki de öldürülecekti. Şimdi Süleyman Ugren'in bu tarafı var. Benim görüşümü söylüyorum. Bosna halkı için rahmetli Ali Ezzedbegoviç ne ise Sancak halkı için Süleyman Ugren'in odur. Bana göre bir kahraman. Süleyman Ugren'in öyledir. Bir kahramandır benim gözümde. Ama şimdi bir siyasi partinin başkanı olarak dernek Süleyman Ugren'ini tutuyor, yok. Öyle bir şey yok. Biz aynı şekilde Rasim Naiç'e de yakınız. Ki Rasim Naiç her türlü organizasyonumuza davet ettik. Bir seferinde de derneğimize geldi. Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac ailece görüştüğüm bir insan. Çok sevdiğim ve bizi de sevdiğini bildiğim bir insan. Eğer Covid-19 salgın araya girmeseydi Novi Pazar'la bu derneğin ortak projeleri vardı. Nihat Bişevac buraya geldiği zaman derneğin açılışına uzun uzun eşiyle beraber, hatta bizim eşimle beraber benim misafirimizdi. Hı hı. Uzun uzun bu konularda görüştük. Akabinde de Boşnak Milli Meclisi'nin bir daveti üzerine Novi Pazar'a gittiğim zaman orada da uzun uzun görüştük. Geçen sene Ramazan ayında Nihat Bişevac beni aradığı zaman iftarımız var dedi. Belediye iftar yapıyor Novi Pazar Belediyesi. Ben başkan vekilimiz ve belediye başkanımız Nasir Şimşek'le beraber neredeyse günübirlik sabah gidip ertesi sabah geri döndük ülkemize. Yani neden gittik? Nihat Bişevac'ı gerçekten hem takdir ettiğimiz hem sevdiğimiz için. Ve yanına gittik ona destek vermek için. Şimdi nasıl diyebilirler böyle ya da biz eşitiz. Ama Süleyman Gülen'in şahsi olarak benim için bir kahramandır. Öyle bir şey değil. Yani Süleyman Gülen'i farklı yere koymak mümkün değil. Onu bilmek ve o zamanlar Süleyman Gülen'i bunu uğraşırken Rasim Naiç de öbürleri. Hepsi yan yana omuz omuza beraber hareket etti. Zamanla birçok şey. Şimdi siyasi olay farklı. Evet. Şimdi ben... İnşallah da hayırlı olur. İnşallah da huzurlu geçer seçim. Onu diyorum. Çünkü oranın bölünmüşlüğü de gerçekten bizim için sıkıntı. İnşallah orada seçim, bölünmüşlük seçimde kalır. Seçim bittikten sonra tekrar kol kola, omuz omuza beraber hareket ederler. Çünkü eğer bölünürsek biz orada gerçekten çok zayıflarız. İnşallah onlar da seçimde kalacak şekilde parti olarak ayrılmışlardır. Ama ondan sonra kim kazanmışsa saygı duyarak beraber hareket edeceklerine inanıyorum. Evet, şimdi ben sizin de görüşlerinizi merak ettiğim ve bu konuya değinmek gerektiğini düşündüğüm için aslında Rasim Ozan Kütahyalı konusuna değineceğim. Ama önce detaylarına girmeden kısa bir VTR ile neler olduğunu hatırlayalım. 5 aydır mahkemelerden kaçan, devletin karşısına çıkmaya korkan Rasim Ozan Kütahyalı 20 ay önce kovulduğu televizyondan reyting uğruna, çıkar uğruna koca bir camianın, koca bir milleti hiçe sayarak tekrar programa çıkarttıkları için Beyaz TV'yi, Osman Gökçe'yi hepsini şiddetle kınıyoruz. Zannediyorlar ki Boşnaklar Rasim Ozan Kütahya'yı affetti. Rasim Ozan Kütahya'yı Boşnaklar affetmedi. Devletin önünden önce hesap verecek, ondan sonra gelecek. Devletin önünde hesap gelmeyen, vermeyen bir adam kalkıp bugün program sunuyor burada. Milletin karşısına çıkıyor, Aliye rahmetli ağzını alması bile bana göre sakıncalı olan büyük lider rahmetli Aliye'nin ismini ağzına alarak özür diliyor bizden. Özür kesinlikle kabul değildir. Bir defa devletin korkmayacak, mahkemenin karşısında çıkacak ve mahkemede hesap verecek. Hesap vermeyen bir adama kesinlikle bizler hiçbir zaman onu affetmeyeceğiz, affetmiyoruz da. Bravo Başkan! Ankara'ya hareket ettik. Gece 11.30-12 civarında Ankara'ya vardık. Osman Gökçek bizi karşıladı. Osman Gökçek'le toplantıya geçtik. Osman Gökçek, Beyaz TV'nin genel yayın koordinatörü, sahibi. Olayı konuşmaya başladıktan sonra kendisinin de yanıltıldığını söyledi.
aslında affettiğimizi zannediyormuş. Ona öyle lanse edilmiş ama bunun orada olmadığını ve orada bulunan Hazirun bütün Rumeli adına, bütün sağduyulu toplum adına dik durarak biz affetmedik, affetmeyeceğiz dedi. Dedik. Akabinde Osman Bey, eğer Rumeli affetmiyorsa ben de affetmiyorum. Kısa bir süre içerisinde de bunu sosyal müdürü üzerinden görevine son vereni, yani kısaca kovulduğunu beyan edeceğim. Bu olay yalnızca canlı yayında Boşnaklara hakaret ederek bayağı bir infial yaratmıştı Rasim Ozan Kütahyalı. Daha sonrasında derneğin de diğer Boşnakların da ayaklanmasıyla bir nevi alındığı görevinden, ama Beyaz TV'den iki kez kovulmasına rağmen üçüncü kez ekranlarda gördük geçtiğimiz günlerde ve kanalın sahibi Boşnakları üzmeyeceğine dair, buna dair bu konuyla ilgili bir şey imza atmayacağına dair açıklama yapmıştı ama biz son zamanda sözünde çok da durmadığını gördük. Sizce nedir bunun sebebi? Bu istikrarın sağlanamaması? Şimdi bunu birkaç aşamada anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ilk çıktığı zaman Rasim Ozan Kütahyalı bu sözü söylediği zaman biz burada hemen bir protesto bildirisi yayınladık. Bütün bizim Bosna Sancak dernekleri, hatta Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Adem kardeşimiz, Sivas Bosna Sancak Derneği Başkanı geldiler burada. Beraber hatta röportaj bile, Rumute Community ile röportaj bile verdik. Beraber hareket ettik. Bütün diğer Rumeli dernekleriyle beraber aynı şekilde o bildirinin altına imzayı attılar. O gecede yine bizim derneğin otobüs bazı şeyleri ayarlayarak buradan bazı gençler protestoya gittiler. Ben özellikle gitmek istemedim çünkü neden? Tek elden yürütülmüş gibi göstermesin. Yani bütün camia infial yarattığını görülsün diye. Bildiride biz varız, işte dernek başkanları akabinde orada da varız. Sanki biz yönetiyor. Bütün infial yaratılmış gibi olsun diye. Özellikle de gitmem. Otobüsleri buradan hareket eden bütün gençlerin otobüsleri orada meşalere falan vardı. Onları hep biz ayarladık. Bunu da biliyorlar gençlerimiz. Onlar orada gitti. Tabii ondan sonra mahkeme sürecine geçildi. Evet. Biz bildiri SMS ve sosyal medya üzerinden bu şahısla ilgili kim şikayette bulunmak istiyorsa derneğimize başvursun. Hiçbir bedel ödemeden onlar adına bu işleri, prosedürleri üzerimizi belirttik. Ve mahkeme süreci başladı. Mahkeme süreci bitmeden Rasim Ozan Kütahyalı dediğimiz kişiyi tekrar programa çıkarttılar. Tabii bu bayağı bir infial tekrar yarattı. Ben hatta yurt dışından gelmiştim hatırladığım kadarıyla. Tabii akıl mantık aynı öyle zaten. Hiç mahkeme kararı bitmeden, sonuçlanmadan ki hiçbir mahkemeye de gelmedi. Hep bahane, sudan bahanelerle ötelendi. Bu karara bağlanmadan televizyona çıktı. Yine infial yarattı. Tabii bu farklı bir boyuta dönüştü. Yani öyle bir boyuta dönüştü ki bu işi öyle bir ses, öyle bir ders vermemiz gerekiyor ki ve Türkiye'nin artık bu konu yalnızca Bosna Sancak Derneği'nin, derneklerinin, boşnakların değil, Türkiye'ye kamuoyunun mal edilmesi gerekiyor. Çünkü bu olay, söylenilen söz, ben hiçbir zaman tekrarlamam. Özellikle de en çok kızdığım noktalardan bir tanesidir. Kim o sözü yazıyorsa, kim bazı basın mensuplarına ulaştırıp basın mensupları bu sözle beraber Rasim bu kişiyi haber yapıyorsa, Rasim Ozan Kütahyalı kadar bu topluma kötülük yapar, kötülük yapıyor. Çünkü söylenen sözde hiçbir zaman yalnızca oradaki boşnaklardan adamlar bunu söylediği sözde boşnaklara belki yaptılar ama onların gözündeki her boşnak aynı zamanda bir Türktür. Her boşnak aynı zamanda bir Türktür. Tabii yani boşnaklar Türkiye'de çok bütün Türk kadınlarına da söylenmiş bir sözdür. Evet. Bütün Türk kadınlarına söylenmiş olan bu söz yalnızca boşnakların uğraşıyla, boşnaklara mal edilmemesi lazım. Türk kamuoyunda bunu alması lazım ve onlar da aynı şekilde buna tepki vermesi lazım. Hoşumuza da gitti. Gerçekten Türk kamuoyunu bunu aldı ve tepki gösterdi.
Ahlak Gönülleri Platformu kuruldu. Bu dernekten idare edildi. Ama yani ben geçenlerde bizim derneğin bir Face sayfasından bunlarla ilgili açıklama yaptım. Derneğimizi özellikle anlattım. Ben orada derneğimizi anlattım, sırf dernekten bahsettim. Ama dersem ki, ya Rasim Ozan Kütahya'nın ikinci defa oradan alınması Türkiye Bosna Sancak Derneği'nin büyük başarısıdır, bu doğru değil. Bu işin içinde Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği kardeşlerimiz, başkanı kardeşlerimiz, Sivas, İzmir, Bursa, Adana, bütün Rumeli camiası, Rumeli vakıfları ve biz burada toplantılar yaptığımız zaman kesinlikle de onlar da hepsi katılım yapıp görüş beyan ettiler. O görüşlerin beğenilmesi doğrultusunda Ahlak Gönülleri Platformu kuruldu. Ahlak Gönülleri, bakın az önce birincide de bahsettim. Dernek bunu yapsaydı bu kadar belki ses getirmezdi. Ahlak Gönülleri Platformu kurarak Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği bu işin içinde var. Türkiye Bosna Sancak Derneği bu işin içinde, Sivas, İzmir say say bildiğiniz hepsi bu işin içinde var. Bütün Rumeli aynı şekilde var. Rumeli haricindeki ülkemizin değişik yörelerinden bulunan kurumlar, dernekler onlar da var. Beraber hareket ederek bir lobi de oluşturuldu. Gece her taraftan, biz buradan, karşıdan Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği'nden, İzmir'den, Bursa'dan, Adana'dan, Kütahya'dan, her taraftan Sivas Bosna Sancak Derneği kardeşlerimizle her tarafta ulaşabildikleri her yere ulaşarak büyük bir lobi oluşturuldu. Lobi sonucunda, eğer lobi sonucunun oluşması ve o tepkinin büyümesi sonucunda ki her kesim aldı bu işi, işin içine girdi. Osman Gökçek bizi davet etti. Ankara'ya gittik. Gündüz 3 gibi telefon açtılar. Bir de Ankara'daydı. Hepimiz vardı bir de, ben yoktum ki. Rumeli'den dernek başkanları vardı. Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği başkanı vardı. Farklı dernek başkanları vardı. Siyasetçilerimiz vardı. Safvet Sancaklı, Barit Sipahi vardı. Rahip Güler. Hepimiz oradaydık. Evet. Hepimiz konuştuktan sonra orada bize söz verdi, onu görevden aldı. Şimdi mahkemede bitti. Ve her mahkemesine de gittik. Sıkı takipçisi evet, olduk. Evet, 10 ay gibi bir hapis. Aynen sözcüsü. Öyle. Her mahkemesine gittik. Bir tanesine mahkeme, yurt dışı seyahatimden dolayı gidemedim. Her mahkemesine de gittik. Diğer kurumlar da geldiler. Gittik. Bu söyleyeceği sözün en fazla alacağı cezayı aldık. 10 ay. Şimdi 10 ay cezayı aldık, tekrar televizyona çıktı. Ben şu taraftarım, bu artık boşnakların olayı değil. Bu Türk kamuoyunun olayı. Kesinlikle. Türk kamuoyu bu işin içerisinde. Eğer Türk kamuoyu biz dernek olarak ya da dernekler olarak eğer kalkıp da tepki tekrar, bu zaten bu süreçte mümkün değil. Sosyal medyadan bir şeyler yazmak da aynı çıktığı kanalı, hiçbir zaman seyretmediğim kanalı ve kişiyi reklamını yapmak. Evet, orada politika biraz paylaşıyor. İnanın yani eğer o adamı görmemiz için kimse onu seyretmeyecek artık, belki de televizyondan kovacaklar, televizyonlardan kovacaklar. Şimdi VST'nin o çıktığı kanala, belki farklı bir kanala çıkacak. Biz peşinden hep çıktığı kanalı basacak halimiz yok. Bu sefer farklı algılanabiliriz. Yanlış anlaşılabilir. Derler ki bunlar artık intikam peşinde. Ceza aldı. Türk kamuoyuna malik. Türk kamuoyuna devretti. Artık bu işin içinde Türk kamuoyu var. Ve ona göre de hareket edilecek. Ama biz affetmedik. Bu bilinsin. Öyle bir şey yok. Yani zaten bu, kolay kolay affedilecek bir şey bunu. Hiçbir değil. Hiçbir zaman yani, boşnaklar özelinde de değil. Genel olarak da bu affedilebilecek bir şey değil. Süreç yani. İçerisinde farklı mecralardan doğrudur yanlıştır bilemem. Görüşülme talepleri çok geldi bana. Hiçbir zaman kabul etmedim. Biz affetmiyoruz. Affetmeyeceğiz de. Yok öyle bir şey. Ama ona ceza aldı. Ona cezasını verdi. Biz kalkıp da hukuk çerçevesinde hareket eden insanlarız, kurumuz. Birlikte farklı bir şey yapamayız. Yapmamız da doğru değil. Hukuk çerçevesinde alacağı cezayı aldı. Dün az önce belirttiğim gibi bu söz yalnızca boşnaklara ait değil. Tüm Türk kadınları, Türk kamuoyuna ait. Onlarla beraber olacağım. Güzel bir şey olduğunu, sözler sarf ettiğinizi söyleyeyim. Şimdi size geleyim.
Ya dernek konuştuk, çalışma hayatı konuştuk ama şimdi o kadar fazla şey anlattınız ki böyle yaptık, şöyle yaptık. Ben sizin acaba boş vaktiniz oluyor mu diye merak etmeye başladım. Ne yapıyorsunuz? Boş vaktiniz oluyor mu? Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz böyle bunlara değinelim. Ya şimdi öyle zamanlarımız oldu ki derneğe girdikten sonra, dernek başkanı olduktan sonra maalesef cumartesi, pazar günü bile dernek icraatlarıyla iştigal ettik. Ya organizasyonlar yaptık, ya bir yerlere ziyarete gittik, ya bize ziyaret çıktı. Yani ben burada eşim ve ailemden bir de hak talep ediyorum, helallik talep ediyorum. Çünkü gerçekten onlar büyük özveride bulundular. Biz dernek yöneticileri, dernek yöneticileri gönüllülük esasına göre belirttiğim gibi görev yapan insanlardır. Ve gerçekten de vaktinden çok fazla alarak bu işi yapıyorlar. Boş vaktimiz olduğu zaman da bazen öyle bir yorgun oluyor ki insan, inanın bana çok fazla bir şey yapmaya içinden gelmiyor. Ama ben boş vakitlerimde genelde farklı bir STK'da da başkan vekili yapıyorum. Aynı zamanda ona iş yoğunluğum da fazla. Vaktim olduğu zaman ailemle geçirmeye çalışıyorum. Ya da diyelim ki bazen bir sevdiğim arkadaş grubum oluyor. Onlarla böyle bir yerlerde mi? Spor yapmaya çalışıyoruz ki daha önceden çok daha disiplinli spor yapıyorduk. İşte ara ara yapmaya çalışıyorum. Siz basketbol yani, da oynadınız. Tabii ben basketbol uzun sene basketbol oynadım. Recep Hoca'nın ilk öğrencilerinden sayılırım. Recep Hoca hocamızdı. Evet, ona da aynı zamanda basketbolda aynen öyle. Onun hakkı ödenmez Recep Hoca'mızın. Gerçekten bu camiaya yaptığı hizmetler çok büyük. Biz onunla beraber aynı zamanda Yıldırım Bosna'nın basketbol şube başkanlığını da yaptım. Recep hocamız antrenörümüzdü orada da. Yani hem öğrenciyken birden takımın da başkanı olduk. Sorumlusu oldum daha diyeyim ama Recep hocamız bizim abimiz. Hocam hem abimiz. Onunla beraber çok büyük işler başardık. Düşünün, amatörden aldığınız bir takımı birinci lige çıkartıyorsunuz. Amatörde hiç olmayan erkek takımlarını kuruyorsunuz. Başarılar geliyor. Bu arada bazı çocuklarımız transfer olması oluyor. Ve o insanlarımız hala basketbol oynayanlar oldu, hala var. Evet, yani, bizim genlerimiz çok yatkın. Evet, basketbola, voleybola, Recep Hoca, Fenerbahçe'ye baktığımızda. O zaman da durmadık. Yani kalkıp da gidip emekli olalım, bir yerde duralım. Yok. Felsefemiz bu. Rabbimize ömür verdiği süre içerisinde ne kadar hayırlı işlere imza atarsak en büyük servetimiz bu. Ahiret intikal ettiğimiz zaman götüreceğimiz kalıcı eserlerimiz bunlar. İşte bu dernek de bana göre kalıcı bir eserdir. Yaptıkları kalıcı şeylerdir. Burada bir tek başkan yararlanmıyor. Caminin her insanı yararlanıyor bunun içinde. Ve emeklilik diye bir şey düşünmüyorum ben hayatımda. Öyle bir şey felsefemde yok. Ve kesinlikle ömrümün vefa ettiği süre içerisinde hep böyle doğru yolda olmaya, doğru işler yapmaya çalışırım. Yaparım demiyorum, çalışırım. İnşallah da yaparım. İnşallah çok güzel bir şekilde aktarılır bu da nesilden nesile. İnşallah, inşallah. Son olarak acaba bir mesajınız var mıdır? Hem kültürel olarak hem bizim eskilerden birçok şeyi aktarmaya çalışıyorsunuz. Dernek olarak da faaliyetler büyük ama yine de bu yeni misyonda, yeni görevlerde, yeni faaliyetlerde gençlere şöyle mesaj verebilirim dediğiniz bir şey var mı? Şimdi bir defa dünya çok farklı bir boyut kazanıyor, farklı bir noktaya doğru gidiyor. Artık eski şartlar, eski olanaklar yok bu dünyada. Gerçekten kendini çok iyi yetiştirmen gerekiyor. Hem bedenen hem beyinsel. Boş vakitleri çok fazla harcamamaları gerekiyor. Çünkü insanın en fazla aradığı noktadan bir tanesi de sağlık, kaybettiği zaman sağlık ve vaktidir. Değerlendirmeleri gerekiyor. Bu demek değildir ki 7-24 efendime söyleyeyim kendini yetiştirmek için olsun. Tabii ki kendi nefislerine yönelik oyunlar, eğlenceler, gezmeler yapılsın ama onun haricinde de diğer zamanlarda da her alanda kendilerini yetiştirmeye çalışsınlar. Her alanda güçlü olmaya çalışsınlar. Bilgili olmaya çalışsınlar. Birkaç dil öğrensinler. Birkaç dil bilsinler. Yani bunu başlayarak gerçekten birkaç dil bilsinler.
iyi bir yere gelebilmek için. Akabinde bu dernek sahip çıksınlar. Neden? Çünkü bu dernekteki yönetim yanlış bir şey yapar ise buna inanın boşnakların, boşnak kökenli insanlarımızın hiçbir tanesi bu lekeyi silemez. Kolay kolay uzun süre silemez. İyi şeyler çabuk unutuluyor. Evet. Övülüyor, övgüyle bahsediliyor, popoflanıyor ama belli bir zaman sonra unutuluyor. Ama kötü bir şey yaptığın zaman bu uzun süre kalıcı kalıyor ve ufak bir zaman yerde de alnına vuruyor, yüzüne vuruyorlar. O yüzden derneğe sahip çıksınlar. Bu çünkü bu dernek onların evleri, camiaları kaçmasınlar. İkincisi siyaset eğer içlerinde varsa tabii bazıları ben siyaset hiç yapmak istemem de buna bir şey demem. İçlerinde varsa siyasete girsinler. Siyaset yapsınlar. Partilerin gönül verdikleri, hangi parti ise Türkiye'nin birlik bütünlüğünü isteyen hangi partide varsa orada siyaset yapsınlar. Siyasetten bir yere gelsinler ve desteklenir ve gelsinler bizimle fikir beyan etsinler. Bize katkı sunsunlar. Çünkü gençler öyle bir şey ki bazen onların gördüklerini biz yaş itibariyle göremeyebiliyoruz. Yaş itibariyle bunları anlamayabiliyoruz. Ama onlar kalkıp da bizimle beraber hareket ederlerse hem onlara yetişmiş oluruz hem onlar da bize ayak uydurmuş olurlar. Evet, büyük bir şey var aslında aktarmaya çalıştığımız dediğim gibi bir kültür var. Bir de ben bizim kökümüz olduğunu düşündüğüm için belki biraz daha böyle bağlanalım, sahip çıkalım demeye tabii çalışıyorum. O yüzden derneğin organizasyonuna gelsinler. Ben özellikle yaşlarımızı yarın bir gün bittiği zaman onların hayat hikayelerini, göç hikayelerini aktardıklarına gelip dinlesinler. Hepsi ders. Kitaplarda okuyamayacakları şey, bilemeyecekleri şeylerdir. Gelsinler, onları bilsinler. Evet. Çünkü geldikleri yeri belki yaş itibariyle artık unutuyorlar, dedirleri belki gelmiştir ama onlar nereye giderlerse gitsinler, uzaya bile gitsinler, onlar boşnak kökenli. Kesinlikle. Onlar boşnak kökenlidir. Tamam, Türk'üz, bu ülke için canımızı veririz. Boşnak kökenli Türk'üz, onda hiçbir soru işareti yok. Ama sonuçta her yarım insan olduğu gibi sen de boşnak kökenlisin. Yani gel, bağlan, uğraş, çaba sarf et, emeklerini ya da faydan varsa aktar. Biz özellikle bunları çok istiyoruz. Yarın bugün programları da yapacağız. Böyle başarılı insanlarımızı gelip gençlere dinlettireceğiz. Hepsinde ibretlik hikayeler var. İş hayatı, akademisyenlik hayatı, farklı farklı siyasi hayatı. Gelip onları bir dinlesinler. Geçenlerde yaptık iki spor, bir Safir Sancaklı ile Veli Mahmudoğlu kardeşimiz. Gerçi spordan bahsediyor ama onları dinlediğiniz zaman ibretlik hikaye. Nasıl Safet Sancaklı futbolda ya da Mehdi Mahmutlu baskette yukarılara çıkmışlar. Öyle ben sporlu futbolcu olacağım, basketbolcu olacağım diyerek de olmamış. Emeklerini dinlesinler, örnek alsınlar, ders alsınlar, ibret alsınlar. İnşallah bir gün onlarla da konuşmaya fırsatımız olur. İnşallah. Burada ağırlarız. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Ağzınızdan çıkan her söz, her laf çok değerliydi. Teşekkür ederim. Çok dileriz istediğiniz mesajı vermişsinizdir, almışlardır. Eyvallah. Ve biz de vesile olmuşuzdur. Ağzınıza sağlıksın. Tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Efendim, Boşnak Dünyası TV'nin ilk yayınıydı. Ve gündem özelle birlikte Sayın Başkan Muhammed Sancaktar'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bu akşamlık bizden bu kadar. Bir sonraki yayınlarda çok daha farklı bir konukla, çok daha farklı konularla ve farklı programlarla sizlerle olacağız. İzlemeye devam edin. Heyecanımıza ortak olduğunuz için tekrardan teşekkürler. İyi akşamlar.